Nedret Ersanel. Kasım ilginç olacak. 1. Küresel kertiriz noktalarından birinin kayıp kaymadığı ortaya çıkacak. Dünyada Amerikan ara seçimlerini bekleyen o kadar ülke kriz var ki, hakim kanaat, Beyaz Saray'ın temsilciler meclisi ve senatodan oluşan kongre gücünün zayıflayacağı yönünde. Tabii eyalet valileri de yenilenecek ve bu dahi önemli. Ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal istikrarsızlık yaşadığı dönemlerde eyalet devletlerin huzursuzlukları artıyor. Bu bir Amerikan klasiği, travmalar hatırlanıyor. Kuzey, güneyi biliriz, doğu batı da var içinde. Başkanın en özgür olduğu alanların başında gelen dış politikada elini bozacak ihtimal bu. Yerkürede ister istemez politik çıktılar yaratacak. Ukrayna savaşı oraya bakıyor. Rusya, Çin oraya bakıyor. Körfez ülkeleri zaten oylarını OPEC kararıyla kullandılar. Oraya bakıyorlar. Biz zaten bakıyoruz. Avrupa hep birlikte oraya bakıyor. Almanya ve Fransa bilhassa bakıyor. Kötürün Biden'la iki yıl ne demek? Hadi sonra gitti diyelim. Gelecek olanla haller nasıl olacak? Pasifik oraya bakıyor. İngiltere en çok bakıyor. Oyunun kurucularından biri olarak kendi iç siyasi ve ekonomik istikrarsızlığı, bahisleri toptan Rus karşıtlığına yatırmış düzeni oraya bakıyor. Irak, İran, Mısır, hele Yunanistan pusulası sabit. Polonya oraya bakıyor. Hazar havzası, Orta Asya oraya bakıyor. Çoğunluğu bağlı anlamında bakmıyor. Büyük kısmı gözlerini kısarak bekliyor. Amerikan iç dinamiklerine etkisi de öyle olacak. Ekonomik kriz Biden yönetiminin sakatlanmasıyla nasıl ivmelenecek? Washington ve Pentagon'a etkisi nasıl olacak? Tekrar edelim. Amerikan ara seçimleri küresel karteriz noktalarından birinin kaymasıyla sonuçlanabilir. Biden kazansa dahi o nokta en çok flu kalacaktır. Kümeleşme sıklığı doğuya eğilimin işareti. 2. 10-11 Kasım'da Özbekistan Semerkant'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatı dünyada artık daha dikkatli izleniyor. Çünkü bu irili ufaklı kümeleşmeler dünyanın doğuya eğilimi başlığı altında okunuyor. Şangay İşbirliği Örgütü Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ki son toplantıyla o da kurumsallaştı ve benzer organizasyonların bu teşhisi teyit ettiği düşünülüyor. İran, Pakistan gibi ülkelerin bu yakınlaşmalara gösterdiği ilgi haritayı büyütüyor. Ankara'nın yeniden Asya politikası da bu veçhenin devamı kompartımanı aslında. Ancak Türkiye için bu TDT toplantısının ayrıca önemi var. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na daimi üyeliği yönünde bu zirveden bir karar çıkması en azından isminin resmi belgelerde geçmesi ihtimali var. Bu da hem Türkiye'nin gücüyle Türkiye yüzyılıyla uyumlu ivme yaratacak hem de Doğu Akdeniz jeopolitiği enerji kaynakları açısından tabloyu renklendirecek. Böylesi durum tereddüt yaşayan bölge dışı kimi ülkeleri de KKTC ile ilişkiler için teşvik edecektir. Süper güçlerin en çok da Rusya'nın KKTC hakkındaki duruşu değişir mi? Bunu sabitlemek için henüz erken ama uhuletle ve suhuletle atılacak adımlar yeni konjonktürle buluştuğunda menzile erişebilir. Kaldı ki İsrail-Türkiye ilişkilerindeki yenilikler kimi kesimler güncelleme diyor. Hayır, eski sürüm üzerinden yürümeye izin verilmeyecek. Eski ilişkiler sabıkalıdır ve öyle kalmalı. Şimdi yeni şartlar var. Akdeniz denklemlerine ilave edilebilir. Keza Mısır resmi ağızlarından gelen son açıklamalar, Libya'da Türkiye'nin değişmeyen tutumu nedeniyle temasların koptuğu ifadesi, hangi şartlar altında olursa olsun Kahire ile barışın türünden yerli çıkıntılara herhalde ders olmuştur. Libya politikalarına yönelik eleştiriler ve Yunanistan'la kucaklaşın teklifleri içinde aynı dersler geçerlidir. 3. Endonezya 15-16 Kasım G20 zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bali'de olacak. ABD ara seçimlerinden sonra gerçekleşeceği için herkes masaya farklı duygularla oturacak. G20 zirvesinin tartışılmaz ana başlığı Ukrayna Savaşı ve bunun dünyaya başta ekonomik etkileri. Üye ülkelerin hakim çoğunluğu bu manada mutsuz, yüksek sesle söylemiyorlar ama sızlanmaları da bitmiyor. Haklılar. Bu yüzden Rusya ABD görüşmesi için zemin bulunup bulunmayacağı toplantıya yönelik hazırlıkların ana konusu. İhtimal şimdilik zayıf ama olası süper zirve Ukrayna barışı için yeni umutlar getirebilir. Hele Biden ara seçimleri kaybettiyse. G20 zirvesi sonuç bildirisi iyi okunması gereken bir metin olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede gerçekleştireceği çok sayıda ikili temaslara da yakından bakmak gerekiyor. 4. Arada diyelim Ankara'nın halletmesi gereken bir konu daha var. Halletmemesi gereken de diyebiliriz. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği meselesi. Genel Sekreter Jens Stoltenberg 4 Kasım'da Türkiye'ye geliyor. Hemen arkasından da İsveç'in taze başbakanı Chris Thersen gelecek. Dertleri aynı. Ankara'yı sıkılamak. 30 NATO üyesinden 28'i iki ülkenin NATO'ya katılımını parlamentolarında onayladı. Macaristan ve Türkiye kaldı. Bu da peştenin de yıl bitmeden onaylaması bekleniyor. Geriye biz kalıyoruz haliyle baskı artıyor. Türkiye'nin şu anki havası iki ülkenin vaatlerini yerine getirmediği yönünde. Özellikle İsveç'in. Şık açıklamalar yapıyorlar ama tatmin edici eylemler yok. Bu işin bir yönü. Öte taraftan şu an şartlar yerine getirilse de üyeliklerinin onaylanmamasını savunan bir kesim de var. Yunanistan'ın NATO'ya dönüş öyküsünü ve bu ülkelerin daha sonra ne yapacağına kimsenin kefil olamayacağını hatırlatıyorlar. Yanlış diyemeyiz. Nedre Tersanel Berjan Tutar Almanya'yı yeniden kıyamete zorlamak Otto von Bismarck'ın askeri ve diplomatik başarılarıyla 1870'lerden sonra adeta küllerinden doğan bugünkü Almanya tam da Peks Britannica döneminde yükselmeye başladı. Bu nedenle Almanya'nın büyümesi Anglo-Saksonlarca daha en başından büyük bir tehlike olarak görüldü. Bunu bilen Almanya da İngilizlerin hakim olmadığı bölgelere yöneldi. Nitekim bu stratejinin bir sonucu olarak Hitler verimli Ukrayna topraklarını elde edip buradan da Rusya'ya ulaşarak Hazar enerji havzasına sahip olma politikası izledi. Ancak bu proje hezimetle bitti. 1945'ten sonra Almanya bölündü. Sanayisi dağıldı. Tarım ülkesi olmaya zorlandı. NATO'nun ilk genel sekreteri Lord Hastings izmeyinde ifade ettiği gibi Anglo-Saksonlar soğuk savaşta Rusya'yı dışarıda, ABD'yi içeride ve Almanya'yı aşağıda tutma stratejisine uygun askeri bir yapılanmaya gitti. Bir bakıma gönülsüz bir Atlantikçi olan Almanya, SSCB ve ABD arasındaki savaşın cephesi olarak tasarlandı. Ne var ki Almanya'yı yine de engelleyemediler. Doğu Almanya, Varşova Paktı'nın en gelişmiş ülkesi. Batı Almanya'da NATO kampının en sanayileşmiş ülkesi olmayı başardı. Soğuk savaştan sonra Anglo-Saksonların Alman politikası yine değişmedi. Örneğin Almanya'nın birleşmesi fikrine dönemin İngiliz başbakanı Margaret Thatcher karşıydı. Perde ardından Mikhail Gorbaçov'a bu girişimi önlemesi için telkinde bulunduğu biliniyor. Fakat Almanya jeopolitik hedeflerine merkantilist bir mantıkla ulaşma çabasından hiçbir zaman vazgeçmedi. SSCB'nin dağılmasından sonra Avrupa ve Balkanlardaki nüfuzluk yeniden arttı. 2008 küresel finans krizinden de en avantajlı çıkan tek batılı ülke oldu. ABD ve İsrail'in tacizlerine rağmen Türkiye ile ilişkilerini kopma noktasına getirmedi. Bu bağlamda Berlin'deki Amerikalıları en çok rahatsız eden faktörlerden birinin de Neo Osmanlı ajandası olduğunu biliyoruz. Türkiye dışında Almanya, Rusya ve Çin ile de ilişkilerini geliştirdi. Ancak Ukrayna kriziyle ABD, Almanya'nın bütün jeopolitik açılımlarını ve özellikle Rusya ile kurduğu enerji köprülerini yok etmek istiyor. ABD'nin ne yapmak istediğini bilen Almanya'daki realist kanat, hamle zamanının geldiği kanısında. Bu kesimlere yakın duran Başbakan Olaf Scholz, bu yüzden ABD ve İngiltere'nin güdümünde bir Ukrayna politikasına karşı direniyor. ABD'ye karşı stratejik bağımsızlık savaşına daha yeni başlayan Almanya'nın enerji krizi nedeniyle endüstriyel gücü de tehdit altında. Ukrayna krizi ile ABD, Almanya'nın bağımsız olma stratejisini hayli frenledi. Zaten Anglo-Saksonlar Avrupa'nın yeni güvenlik şemsiyesinde de tıpkı Soğuk Savaş'taki gibi yine Almanya'yı hedefe koyuyor. Yeni güvenlik şemsiyesinin ilk üç şartı şöyle. Rusya düşmanlığı, Atlantik İttifakı'na tam bağlılık ve Almanya'ya karşı güvensizlik. Bir bakıma kılıçlar çekildi. Kuzey yakın 1 ve 2 projeleri. ABD tarafından baltalanan Almanya, Rus gazına Türkiye üzerinden ulaşmayı hedefliyor. Bu bağlamda Rus gazının Türkiye'den Avrupa'ya taşınma projesinin gizli ortaklarından biri de Almanya. Şurası kesin. Eskiden olduğu gibi Almanya yine pes etmeyecek. Eğer Almanya'nın ayağa kalkma hamlesi darbelenirse, o zaman ikinci bir Weimar trajedisi yaşanabilir. Hatırlayalım. Weimar denilen dönem 1. Dünya Savaşı sonrası lav edilen monarşi yerine 1918'de Cumhuriyet'in kurulmasıyla başladı ve 30 Ocak 1933 tarihinde Adolf Hitler'in şansölye olmasıyla sonuçlandı. Almanya'yı fazla sıkıştırmanın nasıl bir kıyamete yol açacağını Atlantikçiler artık gayet iyi biliyor. Zaten bu nedenle Almanya'nın 100 milyar euroluk savunma bütçesini sineye çektiler. Dolayısıyla Alman aydınları ve Scholz gibi realist siyasetçiler bundan sonra daha otarşik, daha proaktif ve daha iddialı bir ulusal dış politika izleyeceklerinin işaretlerini veriyor. Berjan Tutar